Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Warhammer 3 oynamaya devam ediyoruz. Nurgle'ın ilk 10 turnünü oynayacağız. Daha önceden ilk turnünü başlangıç rehberi olarak oynamıştık. Şimdi ilk 10 turnde mekanikleri daha iyi anlamaya çalışacağız. Pekala, bize görev olarak limanı istila edin dedi. Limanı bu turnde istila edebiliriz. Onun dışında şöyle çıkarabileceğim kadar birim çıkarıp öyle saldırsam daha iyi. Yalnız şunu unutmayın. Bu tıpkı Undead'ler gibi, Warhammer 2'deki Vampire Counts gibi anında ordu çıkarabiliyor. Ama ordu çıkarırken de tüm gücüyle, yani canı full çıkarmıyor. Gördüğünüz gibi şu Nurgle zerrelerinde biraz az çıkardı. Nurgle canavarındaysa neredeyse yarı canında çıkardı. Belki bunun sebebi şeydeki özelliği, kabiliyeti olması, şu Nurgle yozlaşması, yakın saldırı, cücelere karşı savaşırken muharebe etkisi var. Lord etkisinden bakmak istemiştim aslında ona. Yani bunun şeyle ilgisi olabilir, karakterin kendi özelliğiyle ilgisi olabilir. Şurada görüyorduk sanki ya faction'ı. Bak unutmayın, şu buna yarıyor. Faction'ın özetini görüyorsunuz. Elimizde kaç Nurgle tarikatçısı vebası var, kaç ordumuz var. Onu görüyoruz. Savaş halini görüyoruz. Uygun iklimler, nahoş iklimler ve elverişsiz iklimleri görüyoruz. Kokuşmuş sağlam içen özelliği var. Kayıtlar ve istatistikleri de burada tutuyor. Her neyse. Birimleri anında çıkarabiliyoruz, yani spamlayabiliyoruz, ama spamlamanın da aşırı abartılmaması için hem sayı sınırı veriyor, hem de ilk çıkardığın zaman replenish'e muhtaç, yani birim olarak biraz canı az başlıyoruz. Neyse, limanı istila edin görevimiz var, bunu hemen yapalım. Kıl payı zafer mi? Cidden mi? Ben kıl payı zafer olacağını çok düşünmüyorum. Şimdi birimleriniz özellikle yaralıysa kendiniz savaşa girseniz iyi olur. Çünkü yapay zeka bazen şu canı az olan birimi önden gönderip öldürüyor. Ben mesela bu birimi en arkada tutacağım. Gerekirse sadece arkalamak için kullanacağım. Ön cepheye sürmeyeceğim. Onun dışında Lord'la başlayan güçlü birimleri öne sürüp öldürme ihtimali var. Kahramanlarınızı öldürme ihtimali var. En iyisi siz kendinizi yönetin ve daha az zayiat verin. Benim size tavsiyem bu. Evet, karşı taraf et kemirenler ve bir ogre bölgesi. Yine şehir kuşatması tadında bir savaş olacak. Nereden girmeniz gerektiğini şöyle haritadan bakıp değerlendirebilirsiniz. Şuradan şöyle bakın, burada şöyle bir giriş yapılabilir. Buradan şöyle bir giriş olabilir. Buradan böyle bir giriş olabilir ama muhtemelen yolları da kapatacaklardır. Yollar kapalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şurası doğrudan saldırı alanını alabileceğimiz bir yer. Doğrudan hedefe ilerleyebiliriz ama çarşıda karışır gibi. Her neyse, şöyle bir yapalım bakalım. Bir dizilim yapacağız şimdi. Şu birim güçlü bir birim, Nurgle canavarı, ama bu turn yeni çıktığı için bu sevimli yaratığı ağzının içine bir tane küçük Nurgle zerreciği mi diyelim, artık ona zerreciği giriyor. Şunu ayrı tutacağım gruptan. Evet, bunu ayrı tuttum. Diğerleriyle de küt diye saldırıyorum. Sese bak.
Dur, bu birimleri boşa kaybetmek istemiyorum. Bu nereden ilerliyor? Abi dümdüz bir savaş oldu ya. Keşke böyle birimleri dağıtarak ilerleseydim. Şuraya kule kuruyor. Evet, buradan geçerken de tabi hasar alıyoruz. Aa, benim yavaş olmam tabi en büyük dezavantaj. Çok kötü. Evet, kale kuşatmalarında Nurgle'ın böyle bir dezavantajı var. Birimleri dağıtmak daha mantıklı olurdu. Yanlış bir şey yaptım. Bile bile yanlış yaptım. Evet, şu birimlerim anti piyade, zehirli saldırılar. Güzel, anti piyade ise bunu harcarım ben. Şunlara bak ya. Çok mikrop bir ordu. Kelimenin tam anlamıyla mikrop. Kaçmaya çalıştınız ama çocuklar pek şanslı olamadınız. Aa, oradan bir saldırıya uğramak istemiyorum. Evet, bu taraftan girmek daha mantıklı gibi. Şurada bize boş yere hasar veriyor ya. Ağzın doluyken konuşma demedim mi koçum o kadar? Sese bak. Evet, bayağı bir dağıldılar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Kugat baba, ilerle bakalım. Aman aman aman, orada bir. Evet, şurayı ele geçirince bunlar da yıkılacak.
İlerleyin bakalım koçlar. Infection is inevitable. Şunu arada bir basalım. Hız ve hücumumuzu düşürüyor. Ufak birimleri kaybetmek önemli değil. Lordlarını düşürsek yeter. Ha tabi sadece lordları değil, bu da sıkıntılı. Lordlarının bitmemesi çok kötü. O nasıl bir gidiş? Şöyle gel. Ya sen uçan yaratık değil misin arkadaş? Şuradan gelsene. Şuraya bir git bakalım. Hadi bakayım. Nerede bizimki şu? Güzel, burayı ele geçirelim ve zafer. Bunlar ne? Yaz dişi, yaz dişlisi süvarisi, evet, ogrelerin. Bu bindikleri yaratık mamut mu? Yaban domuzu mu? Ne olduğunu anlayamadım. Her neyse, zaferi aldık. Muharebeyi sonlandır. Aa, iki tane birimim full, hatta üç tane birimim gitti ama bunlar da şey, zaten Nurgle zerreleri, her an çıkarabileceğim birimler. Fazla kayıp vermişim yalnız. Bir kuşatma muharebesine göre bence fazla bir kayıp. Pekala, kazanılanlar, toplam lütuf ve tecrübe ve baba Kugat için güzel. 3 birim kaybetmişiz.
Peki. İşgal et var. Yağmala ve işgal et. Talan et. Yerle bir et. Yağmala ve işgal ete ne dersiniz? Güzel. Bu bölgenin geri kalanını istila et. Yüce sağlam içen. Tüm hastalıklarının yayıldığı iğrenç merkez işte burası olacak. Evet, tüm eyaleti ele geçir görevi yine. Evet, burayı yağmaladığımız için tamir etmemiz de gerekiyor. Cehennem rıhtımından da gelir elde edeceğiz. Gelir elde edeceğiz derken ticaretle falan uğraşmıyoruz. Acaba bunun yerine bu bina tamir olana kadar etkileri azalmıştır ve geliştirmesi mümkün değildir. Bir deneyelim bakalım işe yarayacak mı? Harcanmamış yetenek puanından Nurgle'ın çocukları sağlık puanı tazeler. Çürük akıntısı. Cüzzamlının laneti zırh üzerinde daha büyük etki ve artılmış yakın dövüş hasar yansıtması var. Aldığı yakın dövüş hasarını saldırana geri yansıtır. Bu çok ilginç bir özellik. Aldığın hasarı saldırgana yansıtıyorsun. İğrenç ziyaretler. Uzatılmış etki süresi var. Savaşçılara hasar verir. Karaktere karşı güçlü. Uzatılmış etkili deodorant mı bu? Nasıl bir şey? Yolda yürüyene bir puan verelim. Pekala. Counter. Şu bizim kahramanımız. Buna kahraman demeye diliniz varıyorsa. Counter. Counter talimci olsun. Pekala. İlk turunda bayağı bir saldırgan oynadık yalnız. Şu düşmanı yendik, ondan sonra buraya saldırdık. Bayağı bir ilginç. Evet, ilk turn etkisi geçmediği için ikinci bir veba kazanı olayı yapamıyoruz. Şunlar ne yapıyorlar? Tamam, çok diplomasiyle işimiz yok. Şimdilik devam. Teknolojimiz de fena değil. Buradan devam edeceğiz. Bir saniye yalnız. Teknolojiye bir daha bir bakayım. Şurada 2-2 olan... 2 turn'da olanlar var. 3 turn, 4 turn, 5 turn olanlar var. Önce 2 turn olanları bence bitirebilirim. Daha mantıklı gibi. Pekala, ilk turn'u geçiyoruz. Veba Baba Kugat. Bütün eyaleti ele geçir diyor. Onun dışında... Hemen bakalım. Bunları tabii açmak için... Vebayı biraz yaymamız gerekiyor. İkincisinde ne yapalım? Döngü süresi, büyüme, zayiat ikmal oranı, düşman yaralı orduları için. Vebanın Nurgle olmayan orduları için tüm birimler zayiat yaşar. Sefer hareket menzili. Çağrılabilen birimler veba yayıldığında yakın saldırısını düşmanın düşürüyor. Bir de şunu yapalım ya. Veba sıtma. Sıtma yayalım biraz. Düşmanın sefer hareket menzilini azaltıyormuş. Veba tarikatçısı da çağırabiliyoruz ama gerek yok. Veba Baba Kugat'a bunu ekledik. Ve de düşmanın üzerine ilerlemeye devam edeceğiz. Fırtına Dağı'nda düşman var. İlerle Veba Baba Kugat. Güzel, bunu kullanabiliyormuşuz. Ticaret yapmıyoruz diye limanı kullanmayacağız diye bir şey yok değil mi? Şu anda birim çağıramazsınız diyor. Bu biraz kötü oldu. Evet, şu duruma bakalım. Marş, pusu kur, baskın, ordugah kur, büyüyle ilgili olan durum var. Tamam. Kötücül. Kötücül tezahürlerde hastalıklı büyüme. Zayiat ikmal oranı %20, sefer hareket devre dışı. Tamam. İki tur sürüyormuş. İkmal etmek için iyi. Şuraya gidip yapsaydık bunu daha mantıklı olmaz mıydı? Burada ikmal de yapamıyoruz. Direkt saldırdık. Neyse, kalsın. Devam.
Darkor ıhtımından ogreler üstümüze gelmeye devam ediyorlar. 20 yeni birim yetiştir. O halde şöyle yapalım. Şuraya kendi toprağıma çekileyim. Burada kötücül tezahürlerden bunu kullanayım. 2 turn hareketsizim. Bakın 2 turn hareketsizim ama zayiatımı hemen ikmal edeceğim. Onun dışında şundan 2 birim kaybetmiştim ama daha sağlam birimlerimden çıkarmak istiyorum. Mesela bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane. Evet, yeterince. Birim çıkardım gibi geliyor bana. Ne oldu? Ha, askeri alma demem gerekiyordu. Okay. Bakın az canla başlayacaklar ama birim ikmali 2 turn boyunca şundan kaynaklı, kötücül tezahürden kaynaklı hareket edemeyeceğim ama bunu kullanabileceğim. Geçelim. Evet, Nurgle'ın ilginç bir mekaniği var. Büyük babana gel özelliğini aldık. Yerleşim yeri veba olur. Obur limanı yerleşim yeriniz Nurgle hastalık bulaştırıcıları fraksiyonlarına ait olan veba baba kurgat ordusundan veba kaptı. Ölümün dokunuşu bir veba yayın. Nurgle'ın vebaları Nurgle ordusu veya kahraman tarafından taşındığı temasla diğer fraksiyonlara da geçebilir. Yerleşim yerleri ordular veya kahramanlar arasında veba yayılarak her bir bulaşmada enfeksiyonlar yayma ihtimali vardır. Vebalar doğdukları fraksiyon içinde yayılmanın yanı sıra diğer fraksiyonlarda yayılabilir. Muharebelerde hastalık her zaman yayılır. Tamam, bunları yaparsak kılıç ve bin lütuf kazanacağız. Onun dışında şurada hemen büyüme ve kirletici pençeler diyor. Büyüme olsun. Nurgle'ın bahçesindeki çürüyen malçlar sayısız iğrenç kokulu yıkıcı mantar üretir ve bu da bolca zararlı bakteri kaynağı olur. Hadi başlayalım. Hareket edemiyorum bir turn daha. Onun dışında bunların bir turnluk etkisi olduğu için uygulamıyorum. Büyüme ve döngü süresi. Aslında bunu kullanabilirim, evet. Çünkü enfeksiyon yayıyor. Nurgle yozlaşmasını yerel eyalette yayıyor. Ve döngü süresi altyapı binaları için -1 diyor. Deneyelim bakalım. Bir veba yayını gerçekleştirmiş olduk. Orduya da hastalık bulaştı. Tabi orduya hastalık bulaşması bizim için iyi bir şey. Çünkü biz vebanın kendisiyiz. Biz belanın ta kendisiyiz. Hücum bonusu. Hücum bonusu bence daha iyi. Diğer elemana da bunu takalım. Okey diyelim. Ve şimdi saldırabiliriz. Diye düşünüyorum. Aa, bu turn'de saldıramıyoruz. O zaman bu turn'de birim çıkaralım. Maksimum birime ulaştık. Askeri al. Güzel. Replenish'imiz fazla olacak tezahürden dolayı. Geçelim. 5. turn'a geldik bu arada. Gördüğümüz gibi her ırkın, her fraksiyonun, her Chaos Lord'unun hizmetçisinin dengesi, mekaniği birbirinden farklı. Nurgle biraz daha ağır ilerlemekle birlikte daha sağlam ve durdukça da veba yayıyor. Biraz daha defansif diğerlerine göre. Mesela bir Khorne kadar atak, bir rush, direkt saldırma ırkı değil. Yerleşim yeri veba olur. Baltıklı ağımlar yerleşim yeriniz Nurgle hastalık bulaştırıcıları fraksiyonuna ait olan Obur Liman yerleşim yerinden veba kaptı. Evet, şuradan veba kaptı. Para lazım diyor. Parayı çok harcadın diyor. Tamam, birim çıkardık. 2 veba semptomunun kilidini aç.
Bunlarla ilgili ne olduğunu anlatmıştık. Şunların kilidini aç. Aa, mesela birinin kilidini açtık. Zayiat ikmal oranı. Şunla birlikte bunu kullanmak istiyorum mesela. Bakın, bizim için enfeksiyon yayma ve Nurgle yozlaşması, düşman içinse tüm birimler zayiat yaşar, sefer hareketmenize %25 azalır. Şundansa uzuv küfünden de ekstradan hız, yani piyade birimler için %10 olacak. Seçili birimi enfekte et. Veba baba Kugat'ı hem buffladık hem de düşmanı nerfledik. Şimdi Taarruz'a geçiyoruz. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Aa, buraya da bu arada vebayı yaydık. Şimdi pusu kuracağız ama pusuya gelecek kimse yok. Bence gidebildiğim kadar da gideyim. Burada durmak durumundayız. Pekala. Diplomasime tekrar bakıyorum. Korn'un çılgınları. Siz önce bir konuşmayı öğrenin. Paldır küldür dalmaya çalışıyorsunuz. Pekala. Batıklı Anlar, eyalet başkenti. Oburliman, Fırtına Dağı ve Darko rıhtımını ele geçireceğiz. Ogreleri buralardan, bu limanlardan atacağız. Hedef bu. Uzaklaş, ben şehri ele geçireceğim zaten. Oo, ogreler buraya kamp kurmuşlar yalnız. Ogre kampı ile ilgili ogrenin ogre serimize bakabilirsiniz. Bahçenin meyvesi, event geldi. Sizi berbat bir bulantı tutuyor ve 7 saat boyunca yavaşça ve zorlayıcı bir şekilde solmuş ve akan siyah bir küreyi kusuyorsunuz. Bu kürenin boyutu kafanızdan 2 kat büyük. Bir yumurta mı yoksa bir meyve mi? Pis kokan bu küre kolay bir tanıma sahip olsa da doğru şekilde kullanılması gerekiyor. Tarlalara ekebiliriz, kanalizasyona tıkabiliriz. Çağrılan birim olarak 4 veba taşıyanı getirecek ve hatta çağrılan birim olarak 3 Nurgle kurbağası verecek. Tarlaları ekersek toprağın içine dikkatli bir şekilde ekilirse sinek lordunun çürümüş bahçesinden gönderilen bozuk kese eşine az rastlanır iğrenç bir tohumu yeşertecektir. Kanalizasyona tıkarsak bize 3 Nurgle veba kurbağası verecek. Nurgle'ın iğrenç yaratığı için gübreyle kaplı atık tünellerinden daha iyi bir üreme alanı yoktur. Bu pislik yerlerde yumurta meyvesi şaşırtıcı derecede iğrenç kokulu bir şeye hayat verecektir. Veba kurbağalarını alalım. The wretches that inhabit these lands must be bent to the customs of the plague lord. Bu topraklarda yaşayan zavallılar, Veba Lord'unun gelenek ve göreneklerini baş eğmek zorundadır. Bulaşıcı yozlaşmanızı buraya yayın. Zira Büyük Baba Nurgle'ın nüfuzu tüm büyüme ve çürümeyi hızlandırır. Tamam, Nurgle'ın yönetiminde olmayan herhangi bir bitişik bölgede Nurgle yozlaşmasını 75'e yükseltin. Büyük Baba Nurgle'ın nüfusunu kazanabilmek için onun bulaşıcı yozlaşmasını yayarak daha fazla kötücül tezahür açın ve büyük oyunda onun hakim olmasının ihtimalini arttırın. Kaos tarikatları kaos sözleşmesinin yüksek olduğu dış bölgelerde kendiliğinden oluşabilir diyor. Evet. Şimdi bir diğer teknolojimiz kirletici pençeler. 2 turn olduğu için hemen yapalım diyorum. Zırt edici silah hasarı verecek kaos kudurmuşları birimi için. Bence gayet güzel. Nurgle. Aa, şu kurbağalardan mesela çıkarabileceğiz ama bu bölgede çıkaramıyoruz. Hele bir şurayı ele geçirelim ondan sonra. Alabilirsem. Evet, katı zafer diyorsa şunu otomatik sonuçlandırayım. Ünite kaybetmiyoruz zaten Nurgle'la kolay kolay. Şimdi Warhammer 3 ile birlikte bu otomatik sonuçlandırma, auto resolve biraz zorlaştırıldı. Çok kayıp vermeye başladınız. O nedenle dikkatli olun. Genelde bütün savaşları kendiniz yapın. Özellikle Kılıç Payı zafer ve Pyrrhus zaferi ise. Bu konuda en otomatik resolve'a en başarılı sonuçlar veren özellikle normal zorlukta Nurgle. Nurgle tıpkı cücelere benziyor. Cüceler de böyle çünkü az zayiat veriyordu. Burayı bir yağmala ve işgal et diyeyim. Hep yağmalıyorum. Çok umurumda değil. Facilities in this city are damaged, my lord. Bu şehirdeki tesisler zarar görmüş. Tamir et diyor. Tamam. Bu kolay iş, tamir. Şuradan tamir edebilirsiniz. Yerleşim yerini terk et derseniz burayı yıkar. Onun yerine biz
saldıracağız. Nurgle terk edilmişi. Şu birimden çıkaralım bir tane. Çünkü burada şundan çıkaracağız. Yalnız çok uzun sürüyor gibi geldi bana bunun turn işi. Bunu seçtikten sonra bu böyle ilerliyor mu? Herhangi bir para vermeden. Aa, ilginç bir mekanik eğer öyleyse. Bunu tamamladı çünkü. Bu ne? Çimlenme. Aa, çimlenmeye geçmiş bunu tamamladıktan sonra. Nurgle veba taşıyanları. Kazanılan gelir kendi kendine artıyor. Aa, binalar da kendi kendine turn'le mi upgrade oluyor? Ha, zamanla bu şekilde değişiyor. He, yükselme ve çöküş dediği muhabbet bu muydu? Tamam. Güzelmiş. Yakın saldırı 3. Muharebe 4. 3-4 yakın savunma veriyor. Tamam, silahımız falan var. Peki, puan vereceğiz. Yozlaşma yerel eyalette. Şurada bana verilen zararı karşı tarafa yansıtma. Veyahut da Nurgle'ın çocukları dersek sağlık puanını tazeler. Bu daha iyi. Bir seviyesi var onun. Güzel. Bu turn zaten burada kalmak durumundayız. Harcanmamış puanlarda da buna ne verelim? Bu da büyü yapmaya devam etsin. Yalnız büyü rüzgarlarına da dikkat etmek lazım. Şuradan veba kazanından şöyle özelliklerimizi kullanabiliyoruz. 25 karşılığında mesela döngü süresini bakın bir kısaltıyormuş. Nurgle yerleşim yerleri için. Bu güzel bir özellik. Zayiat ikmal oranı. Hepsi zaten şu ikisini veriyor. Nurgle yozlaşması veba yayıldığında 5 diyor. Düşman için yıpranma. Büyüme 25 diyor. Bunu şehri de seçebiliyoruz bu arada. Şöyle şehri seçip fırtına dağı için mesela yapabiliyor muyuz? Ha, yalnız şehir için 50 istiyor. Bizim için 25 istiyor. Acaba bu Hero'dan kaynaklı bir şey mi? Hero'nun özelliklerini daha sağlam gördüğüm bir yer vardı. Muharebe etkileri, sefer etkileri. Enfeksiyon maliyeti %50. Evet, şu yani Kugat'a kullanırsanız yarı fiyatına. Normalde şehire onu uygulayamıyorsunuz. O zaman bekleyelim. Bu turdaki değişim 19 diyor. Tabii sabit bir geliri yok bunun, sabit artışı yok. Binalardan 3, veba yayılımından 5, yağma talan yerle birden 11 gelmiş. Öteki turnlar boş durursak aynı şey gelmek zorunda değil. Neyse, devam edelim. ...75'i yükselttik. Kahverengi not. Veba baba Kugat. Nurgle'ın veba taşıyanlarının vızıldayışı tüm topraklar üzerinde korkuya sebep olur. Çünkü herkes onun yavaş ve yıkıcı bir ölümü haber ettiğini bilir. Ancak aşırı derecede girişken olan bir katip çetesi alışılmış monotonluklarından sıyrılır ve daha önce duyulmamış bir frekansta rahatlatıcı bir tonda ağıtlarını yakar. Çok uzak mesafelere kadar duyulur ve insanların iliklerine kadar işler. Kahverengi not. Buymuş. Kontrol eksi 7. Yerel düşman eyaleti. Evet. Yerel düşman eyaletlerinde otorite azalacak. Kötücül bir tezahürün kilidini açmak için yeterli miktarda kaos yozlaşması yayın. Evet. Bunun için de gerekli yozlaşma diyor. 1000 diyor bu yozlaşmaya. Onu yapabilir miyiz? Bu biraz zahmetli ve zor bir iş olacak. Evet, bu arada daha sağlam birimler de çıkarabiliyoruz paramız olduğu için. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz ama ben ilerlemekten de yanayım bir yandan. Şimdi şuraya bir bakalım. No one tells a tyrant what to do.
Dark Ore rıhtımını almamız lazım. Şöyle bir ilerleyeyim. Şunlar çok önemli birimler değil. Bunları bir birleştirip şunu bir göndereyim. Bu birim zamanla yenilenir. Neden çıkaramıyoruz? He, zamanla yenilenecek diyor. Tamam. Onun yerine şunlardan çıkarabiliyorum, kurbağalardan. Join the grandest experiment. Şunu yine sallıyorum. O kadar önemli değil. 5 tane bundan var. 5 tane de bundan olsun. Bu zehirli saldırı yapıyor. Sıradan. Bu da antipiyade. Şu zaten haraslama ünitesi. O nedenle çok bir sıkıntısı yok. O askeri çıkardık. Devam ediyoruz. Burada mesela Kugat Baba'ya şunu kullanabiliriz. Nurgle zerre birimi vereceğini bana düşmana önümüzdeki turn için mi kullansam bunu? Bunu önümüzdeki turn için kullanayım. Çünkü kuşatma altındaki düşmanı zorluyor. Hı. Grunny Stout Peak. Herkes de düşmanız. Cüceler oraya geldiler. Bakalım cüceler saldıracak kadar çıldırdılar mı? Onu göreceğiz. Kist büyümesi. Döngü süresi vebalı gelincik binalar için -1. Evet, döngü dediği muhabbet buymuş. Bakın bunu bitirdi, bunu bitirdi, buraya geliyor. Vebalı gelincik için. Az önce mesela neydi? Vebalı gelincikler binalar için -1 diyor. Ama 4 turn sonra olacak. Ya yani yavaş yavaş gelecek oraya anladığım kadarıyla. Aa, bunların hepsi zaten vebalı gelincik grubuymuş. Tamam. Güzel. Bu teknolojiyi yapınca bir turn azaltacak mesela. 4 turn sürüyorsa 3 turn sürecek gibi. Düşmana kendimize hemen şunu basalım. Kuşatma altındaki düşman %35 yerel ordular için ve zayiat ikmal oranı olacak. Düşmanın da hızını kesecek. Çılgınca saldırıyoruz. Pyrrhus zaferi diyor. Açıkçası savaşla da uğraşmak istemiyorum. Otomatik sonuçlandır dedim. Sadece bu ünite kaybedildi. Ama diğerlerinin replenish'e ihtiyacı var. Yedinci seviyeye çok az kaldı. Ve burayı da yağmala ve işgal et dersek ordu veba oldu. Güzel. Takipçi Nurgle'ın bir hizmetçisi kazanıldı. Sıradan bir kurbağa gibi görünebilir ama dikkatlice dinlerseniz sinek lordunun yozlaşmış çürüme fısıltılarını duyabilirsiniz. Bunu da şurada görüyoruz. Hemen ordumuza katıldı. Zırhımızı niye takmayalım? Takalım. Yaverimiz de burada. Şurada öteki adamımda da kılıç olduğu için onu takmaya gerek yok dedik. Veba baba Kugat. Şunlara puanlarımızı verelim. Bunun da bir puanı var. Nurgle'ın çocukları alsın bu da. Can arttırır. Eyalet emniyeti alındı. Evet. Bir eyalet kontrol edildi. Zırh kazanıldı. Güzel. Şimdi yeni birim çağırabilirim ama gerek yok. 10 turn sonra bunu tekrar basabiliyormuşuz. O ikmal için iyiydi. 2 turn yerimize sabit kalıyorduk ama iyi oluyordu. Hasarlı bina. Şunları hemen tamir edelim. Limanlardan da gelirimizi arttırırız. Evet. Bir eyaletin tamamını ele geçirince bütün binalarını emir yayınlayabiliyoruz. Ne var? Bitişik eyaletlerdeki Nurgle yozlaşması +1. Kendi eyaletimizde Nurgle yozlaşması +3. Bu arada Nurgle yozlaşmamız şu an burada 100.
yüz olarak gözüküyor. Bütün eyalette aynı olur. Bütün eyaletin tüm binalarında aynı olur. Nurgle yozlaşmasına şu an ihtiyacım yok. Belki sınıra yayabilirim. Onun yerine vebanın yayılma şansı ve veba süresi yapabilirim. Veba da bütün şehirlerimde var mı? Fırtına Dağı dışında ve Baltık Lağımlar dışında var. Başka ne sunuyor emirlerde? Kontrolü artı 4. Otoriter çok sıkıntılı çünkü hepsini yağmalayıp işgal ettik. Bunu yapabiliriz. Sefer hareket menzili. Tura bu bölgede başlayan düşman orduları için -20. Bu da gayet güzel. Bizim topraklarımızdan geçebilirler. Döngü süresini altyapı binaları için -1 diyor. Bence en güzeli şu. Kontrolü birazcık arttırmış oluruz. Şunlar mesela benim topraklarımdan geçerken zorlanacaklar. Helheim klanı kuşattı. İşgal etmedi. Fırtına Dağı, ölüm uçurumları. Evet. Bu da yağmalıyor. Düşman şehrinizi kuşattı. Lordum, açlıktan boyun eğmeden önce şehri savunanlara yardım etmek için bir kuvvet gönderin. 7 turn sonra burası düşer. Kum saatin üzerinde yazıyor. Teslim olma işareti var. İyi de. Bu orduyla mı? İkisinden de birer tane aldım. Ne yapabilirim ona bakayım. Düşmanın zayiat ikmal oranı. Vebanın Nurgle olmayan yerleşim yerleri için etkileri. Evet yani Nurgle'a ait olmayan yerler için ama hiçbirinin şu an bir esprisi yok. Bu orduyla ilerlersem de sıkıntı yaşayacağım. Cüceler çok sıkıntılıdır bu arada. Kuvvetlerinizi büyütün. 20 birim diyor. Şimdi buradan çıkarsam çok fazla toprağım var ama bakın bu arada kuşatma altındaysa da bina yükseltmeleriniz, upgrade'leriniz durur. Garnizon hareket etmedi. Bunu geç. Şuradan düşmana zarar verebilecek vebanın Nurgle olmayan etkileri zayiat ikmal oranı yıpranma kuşatma altında %35. Şunu denesek mi? Tüm birimlere zayiat yaşatsın. Ama onları etkiler mi? Etkilemez sanırım. Onları niye etkilesin? Kuşatma altında olanlar bu arada mesela şöyle yabancı topraklarda olmanın yarattığı ikmal edilememe olayını yaşamaz. Kuşatıp mesela askerlerinizi kaybetmekten kurtarabilirsiniz. Ama burada büyük bir şey var. Yani zayiat verdik. Burayı alana kadar. Muhtemelen Fırtına Dağı'nı kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Aa, o da oraya geçti. Disiplin yanlısı. Kontrol 1. Oyun tarzınıza göre vasıflar kazanırsınız. Bunu da unutmayın. Büyük oyun yeni bir tanrı yükseliyor. Evet, Korn. Büyük oyunda bir hamle yapıldı ve yeni bir tanrı yıkıcı erkek kardeşleri üzerine hakimiyet kurarak en yukarıya oynuyor. Korn hakimiyet kazandı. Şimdilik. Büyük oyun egemen Korn. Tüm Korn fraksiyonları daha güçlü kötücül tezahürlere erişebilir. Yani burada. Diplomasi yap diyor. Biriyle saldırmazlık anlaşması. Kimle yapabiliriz? Kızıl kafatasıyla yapabiliriz. Evet. Bu görevi yapıp 500 lütuf almış olduk. Başka görev varsa ona geçer. Orta düzeyde gelir elde et. Veba harbi. İki veba semptomunun kilidini aç. Kötücül tezahürler. Kaos yozlaşması yayın ve iki eyalet ele geçir diyor. Buradan sonra nereye ele geçirilebilir? Kafatası yolu bayağı bir şehir var bunun. Şöyle tekli bir şehir var mı diye baktım da. Aa, burada bir Katay ordusu var. Burada iki toprak var ama bunlar bizimle sıkıntılı değil. Tekrar kuzeye yönleneceğiz ve Karakdum, Zamoski, Dol, Ganyer ve Kıymıklar şehri üzerinden devam edeceğiz. Ama burada kaydımızı alalım. Çünkü 10. turn'deyiz. Bu Nurgle'ın ilk 10 turn'uydu. Genel olarak özelliklerini görmüş olduk.
Mekanik olarak enfeksiyon mekaniği var. Enfeksiyonlar çok önemli. Şehirlere vebayı yayma önemli bir unsur. Onun dışında veba kazanında hem şehirleri hem kahramanınıza ne yapabiliyorsunuz? Enfekte edebiliyorsunuz. Hatırlatalım, Kurgat %50, yani yarı fiyatına enfekte olabilir. Şehri 50'ye enfekte ederken Kurgat 25'e enfekte edilebilir. Onun dışında ek şeyler olur, ek şeyleri de ekleyebilirsiniz. Ek semptomları. Tarifler daha sonra açılacak. Bunlardan birkaç tanesini açınca. Onun dışında 100 enfeksiyonunuz varsa veba tarikatçısı kahramanını çıkarabiliyorsunuz. Ve yozlaşma puanınızla birlikte de gerekli puanı elde ederseniz bu tezahürleri alabiliyorsunuz. Ve büyük oyunda da şu an Korn öne geçtiği için daha güçlü kötücül tezahürlerden yararlanabiliyor. Peki yani Nurgle oyun olarak biraz ağır. Ağır birimler var. Ancak düşmanınızı zehirliyorsunuz. Zehirin oyundaki etkisi düşmanın hızını azaltması ve hasarını azaltması. Dolayısıyla düşmanlarınızı güçsüzleştiriyorsunuz. Bu tarz enfeksiyonlarla da kendinizi güçlendirip düşmanın gücünü azaltacak özellikleriniz var. İyi ve akıllıca kullanıldığında çok iyi bir faction. Biraz ağır bir faction. Cücelere benziyor. Süvariler yerine uçan birimler var. Uçan birimler ağırlıklı. Ancak anında birim basma özelliğinizde vampir kontlarına, undeadlere benziyor. Ama dediğim gibi hem oyunda ağırlar hem anında çıkardığınız birimler biraz geç replenish oluyorlar ve yarım canla başlıyorlar. O nedenle Korn'un tam tersine bunu biraz durarak oynamanız lazım. Yani bazı turnlerde 1-2 turn yani 1-2 turn yerinizde bekleyip ikmalinizi, ordunuzdaki askerlerin sayısını arttırmayı beklemeniz gerekir. Korn'daysa bunun tam tersi. Ben bekleyemem diyorsanız Korn'da da sürekli sizi saldırmaya yönlendiriyor. Çünkü saldırmadıkça şuradaki özelliğiniz azalıyordu. Kan dökme özelliğiniz. Peki ya, biraz daha ağır, biraz daha defansif, yavaşça ilerleyeyim, ağır ilerleyeyim, sağlam ilerleyeyim diyenler için iyi. Vebanın yayılması, hastalığın yayılması mekaniği de biraz böyle durup bekleyenler için. Yani her turn karşı tarafa saldıran, bir turn o kaleye, öteki turn o kaleye saldıran bir oyun yerine bir turn saldırayım, ikinci turn dinleneyim, askerlerimi biriktireyim, toparlanayım, ondan sonra saldırayım diyen, yani biraz saldıran, biraz dinlenen, denge unsurunu zamana yayan oyuncular için bence güzel bir faction denenebilir. Pekala, bu bölümü Nurgle'a ayırdık. İlk 10 turn'uydu. Sıradaki Kaos Tanrısı Slaanesh. Slaanesh'le oynayacağız. İlk turn'de başlangıç serisini çekeceğiz. Daha sonra Slaanesh'in ilk 10 turn'ünü çektikten sonra son olarak Zinch'i çekeceğiz. 2 video. Yine ilk turn ve ilk 10 turn. Daha sonra rehber videolarımız bitecek. Ondan sonra bir anket yaparım. Hangisinden devam etmemi istiyorsunuz? Oylamada kim yüksek gelirse seriye oradan devam ederiz. Belki de giriş bölümünü de tamamlarız bir yandan. Sizin etkileşiminize kalmış arkadaşlar. Pekala, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Nurgle hakkında ne düşünüyorsunuz onu yazın. Sorularınız varsa, aklınıza takılan bir şey, onları da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.